Saygıdeğer izleyenler, biz yıllardır muhabirlik yapıyoruz ama maç spikeri falan değiliz. Fakat burada tarihi bir ana tanıklık çalışmalarımızla destek veriyoruz. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Ünye'nin yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden, Ünye Spor'un aslarından Kova lakaplı Hasan Şenalp'in jübile maçı var bugün. Bu maç 29 Nisan'da olacaktı. Hava şartları ve o günün zorlukları nedeniyle iki de eksik vardı, yapılamadı, bugüne ertelendi. Bugün saat 17.30'da, yani biraz sonra başlayacak olan bu Hasan Şenalp'in jübile maçındaki kadroyu önce bir aktaralım sizlere. A takımı kadrosu. Hasan Şenalp. Kova Hasan. Yerine Ünye Spor'un Aso galecilerinden Pali lakaplı İrfan Örtücü. Buraya kaçtı. Tamam. Evet, saygıdeğer izleyenler. Sayıyoruz. Hasan Şenalp, Ünye Sporlu Başaran, Serkan, Sebo Türk, Yücel Ocak'tan Mehmet Kispet ve Furkan. B takımı, Pali, İrfan Örtücü, Orhan Koca, Mehmet Onat, Deniz Şafak, Eğitimci Dengiz Tatlı, Serdar Kabasakal ve daha önce jübilesini yaptığımız İzo Halit Alemdar görev alacaklar. Biz maç öncesi mikrofonu önce hocamıza tutalım. Mehmet abi sen önce evet bu organizeyi yapan kardeşimize tutalım. Hocam kısa bir özetler misiniz? Kısa özetleyeyim hemen. Geçmişteki kum futbol sahasında top oynayan futbolcularımız birer birer hem yeni gençliğin tanıması için hem de bu kum futboluna tekrar onları kazandırmak için böyle bir şey düzenliyoruz işte. Bu çok güzel. Size başarılar diliyoruz. Bizim bu karşılaşmaları yayınladığımızı görenler, Ünye Spor'da emeği olan eski kasap Hasan vardı, Hasan Felek. Evet. Onun da burada jübilesinin yapılmasını istiyorlar. Bu evet. Hasan Felek'i de buraya nasıl abi yapar getiririz bilmiyoruz ama mutlaka ulaşmamız lazım diyoruz. Tamam, ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Siz yaparsınız. Tamam. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer izleyenler, bir de bu maçın hakemi var. Ünye'nin göz bebeği Nedim Sider. Ünlü milli hakemlerimizden Nedim Sider'i de sizlere tanıtalım. Ben şu anda 76 yaşındayım, Allah'a çok şükür. Gençlerle beraber olmaktan mutluyum. Bu tip organizasyonlar olmak zorundayım. Beni çağırdıkları için çocuklara teşekkür ederim. Bildiğimiz arkadaşlarım, dostumuzu mutlu olmak ve az da olsa bir çeşnide katkımız olsun isterim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaç yıldır hakemsiniz Sayın Sider? Ben 75 yaşında hakem oldum. 80 senesinde ulusal oldum. Hala devam ediyorum. Hakemliğe devam ediyorum. Ben basket voleybolda antrenörüyüm. Çok güzel. Basketbolda Aydan Siyavuş'un öğrencisiyim. Harika. Futbolda Cezmi Yaşar'ın Nazmi Celal ismini unuttum hocam, Allah rahmet eylesin hocası, 50 senedir bu camiadayım, çok şükür mutluyum hakemlik yaptığım için. Voleybolda da milli antrenörüm, hakemim. Sağlık Meslek Lisesi ile Türkiye'de voleybolda Türkiye şampiyonu yaptım Sağlık Meslek Lisesi'ni. 2 sene bilgilerinizi arz ederim. Bu çok güzel. Bir de buradan spora gönül vermiş gençlerimize Örnek olmaya çalışıyoruz. Abilik yapmaya çalışıyoruz. Kumda futbol oynamak. Biz zamanında kumda turnuva yaptık. Biz topu oynarken Gündüz Kılıç, eski Galatasaray'dı.
haberimiz yok. Bir ara televizyonda Galatasaray programını seyrederken Gündüz Kılıç televizyona çıktı. Dediler ki Gündüz Kılıç'a, Gündüz abi kum turnuvası başlatalım, Brezilya'dan öğrenelim. Gündüz Kılıç televizyonda bizzat kulağımdan duydum. Brezilya'ya gitmeye yok, gerek yok dedi. Ünye'ye gidin. Ünye'de bu işi has yapıyorlar. Ben seyrettim, onlardan öğrenin kuralı kaydayı dedi. Ben de mutlu oldum. Bu camianın içinde olduğum için. Bu arada saygıdeğer izleyenler, kum turnuvasına emeği geçmişlerden, rahmetli olanlardan, eski Ünye Spor Kulüp Başkanı rahmetli Ahmet 55'i de evet, Allah rahmet, milletle şükranla yad ediyor. Evet. Geride bıraktığı ailesine ve evlatlarına sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar, saygılar. Sağ hocam. Ol, sağ ol hocam. Sağ ol. Sayın Küsbet, sizin de görüşünüzü alalım. Emek veriyorsunuz spora. Ben de çocukluğumun abileriyle aynı karede, aynı kum turnuvasında bir arada olduğum için çok mutluyum. Ben de burada Antalya'da olan, burada bir zamanlar kendi abim top koşturuyordu. Onun temsilen buradayım Şaban abi. Buradan da ona sevgileri gönderiyorum. Evet. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, birazdan maç başlıyor saygıdeğer izleyenler. Onları da sizlere göstereceğiz. Evet saygıdeğer izleyenler, Hasan Şenalp'ın jübile maçı başladı. Evet, Şenalp ilk golü yedi. Saygıdeğer izleyenler, bu vesileyle de gurbette olan Ünyeli hemşehrilerimize de Ünye'den saygıdeğer asistanım Arif Şahin kardeşimiz tarafından estanteneler göstermek istiyoruz sizlere. Özleyenlere, Ünye'yi özleyenlere gelsin.
kameraman kardeşim, asistan kardeşim hem maçı hem de Ünye'nin yalı mevkiinden parkını, iskelesini, Ünye'nin 100. yılını, çimentosunu ve sizlerle paylaşıyor inanıyorum. Evet, saygıdeğer izleyenler, karşılaşmanın 15. dakikasında durum 1-1 eşitlendi. Pardon saygıdeğer izleyenler, gol faul olduğu için geçersiz sayıldı. Durum 1-0. A takımı lehine. Foul, foul. Evet, saygıdeğer izleyenler, durum 2-0. Yeah.
Evet, saygıdeğer izleyenler, Jübile karşılaşmasının ilk yarısı A takımının 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Hasan Şenalp, Kovasan 2 gol yedi. Bu arada saygıdeğer izleyenler, Ünyeli Ahmet, bir ben öğretmenimiz, sportmen, dalgıç şu anda maçı izlemeye geldi. Bu Jübile maçı ile ilgili ne onun da düşüncelerini ne düşünüyorum. Abi, evet evet, sporcu bir abimiz olarak. Bu genç delikanlılarının bu yaşta bu performansı göstermeleri, bu izleyen gençlere örnek olmaları çok büyük bir şeref. Çok harikasın, güzel bir duygu. Harikasın. Ama ya, dikkat etsinler, bacakları bacakları çıkartabilirler. Sağ salim inşallah. Amin diyelim abi, sahadan doğru çıksınlar. Yoksa durumları sakat. Ahmet Birben hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Evet saygıdeğer izleyenler, karşılaşmanın ikinci yarısında yine A takımı 3. golü atarak Kovasan'a 3 gol atmış oldular. Evet. Durum A takımı 3, B takımı 1. Evet saygıdeğer izleyenler, A takımı 3, B takımı 2. Ahmetciğim merhaba. Merhaba. Saygılar.
Kenan abi. Hakem muhabbet ediyor. Olmaz mı sahada? Hadi. Oho. Dondum bak. Çık kaleci çık. Uç. Evet saygıdeğer izleyenler. Durum çok kötü. Vayıp. 3-3 eşitlendi. Kaleciyi değiştirin hemen. Kaleye ben geçtim Ahmet abi. Bravo Hasan. Benden röportaj mı yapıyorsun? Saygıdeğer izleyenler, Ünyeli iş adamlarından Sami Atik Bey de bu Kova Hasan'ın jübile maçını izlemeye gelenlerden birisi. Ünyespor'a büyük emeği geçmişlerden iş adamımız Sami Atik'in de düşüncelerini alalım. Bu Yalı'daki Hasan Bey lakabını aynen devam ettiriyor jübilesinde de zannediyorum. Kova kendisine başarılar diliyorum. Evet. Biz de sizlere sağlıklı uzun ömür diliyoruz Sayın Atik. Çok teşekkür ederim. Allah'a sağ olun olur. Efendim. Sağ olun. Penaltı. Penaltı. Geçerli değil, saygıdeğer izleyenler, evet. Evet. Jübilesi yapılan Hasan Şenap çekiyor. Çekti ve kaleci kurtardı. Tebrikler. Evet saygıdeğer izleyenler, Kova Hasan kaleye gidene kadar top geldi ancak hakem evet korner verdi. Evet saygıdeğer izleyenler, A takımı 4, B takımı 3. Sayın iş adamımız Sami Atik'in dediği gibi Kova Hasan golleri kurtarmak yerine yemeye devam ediyor. Tabii bu karşılaşmada saygıdeğer izleyenler aksaçlılar diyebiliriz. Hepsi 60'ın üzerinde insanlar. Bir iki tane genç var. Kaleci kardeşimiz genç sadece. Diğerleri Ünyespor'da top koşturmuş değerli şahsiyetler. Hepsine iyi örnek oldukları için de gençlerimize sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyoruz. Tabii kumda
yürümekte, top koşturmakta oldukça zor. Oldukça zor. Büyük hüner istiyor. Saygıdeğer izleyenler, kameramanım gösterecektir. Ünye'nin Türkiye Balotçileri Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız da maça geldi. Arkadaşlarıyla beraber kendisine de teşekkür ediyoruz. Yayın edelinde. Sayın Valim siz de hoş geldiniz. Evet, Latif. Bu arada Latif Arslan kardeşimizi takdim edelim sizlere. Biz de bakalım. Ünye'nin yetiştirdiği üst düzey yöneticilerin kuaförü çok devlet adamlarını tıraş etmiş, kuaförlüğünü yapmış, Amerika'da görev yapmış kardeşlerimizden. Şimdi Ünye'de istirahat ediyor sağlığı nedeniyle. Kendilerine ben de hoş geldin diyorum. Sayın Başkanımıza da buradaki karşılaşmayı anlatalım size. Ünyeli esnaf Hasan Şenalp'ın jübile maçı Sayın Başkanım. Önce tebrik ederiz. Bir de sağlıklı bir maç olmasını dileriz. Eyvallah. Başarılar da dileriz iki takıma da. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Arslan, sizin de ya şimdi biz kıskandık. Aniden geldiniz. Biz şimdi kıskandık. Ya bir maça oynayamıyoruz diye. Bunlar oynayınca kıskanıyoruz yani. Tamam o zaman. Teşekkür ederiz. Sayın Valim size de teşekkür ederiz. Sayın Valim. Teşekkür ederiz. Eski valilerden. Evet, sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyoruz valim, efendim. Halkın valisi. Evet, halkın valisi. Evet. Maç buyurun. Durduğuna göre şurada iki saniye bir şey yapabiliriz. Konuşabiliriz. Evet, saygıdeğer izleyenler. Karşılaşmamız sona erdi. Ödülü Hasan'a vereceğiz. Tamam. İzleyenler, Kova Hasan lakaplı Hasan Şenalp'ın jübile maçı 4-4 sonuçlanmıştır. Dostlukla sonuçlanmıştır. Hakemimize teşekkür ediyoruz. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Bu arada Hasan Şenalp kardeşimize takdim edilmek üzere Osman Şafak hocamız tarafından bana verilen ödülü de ona takdim etmek istiyorum. Sakın şöyle alayım sizi. Bravo Hasan. Sakın kova resmi olmasın. Yok vallahi kova yok da. Hadi beyler başarılar. Hasan Şenalp görebilirse buradaki insanları da anlatabilirse memnun oluruz. Evet. Şöyle görüntüyü alalım. Tanıyanlar bu isimlerini. Maç, bu maç bizim 11 Ateş rahmetli Ahmet Ali Reşit'e final maçımız. Kavgalı maç. Kavgalı maç bu. 1-0 galiptik bu maçta. İyi hatırlıyorum. Ben topa bir uzandım. Kornere gitti. Korner, out derken kavga oradan başladı. Kaleci çıkart dediler ama ben farkında değilim. Hala bilmiyorum böyle. Kavgalı maç. Çok büyük kavgalar oldu. Sonuçları tehlikelere gitmişti. Sonradan barışıl dedildi. Kim bunlar maçı? Ben kim bunların kardeşiyim? 11 Ateş kim bunların maçı? Evet, hatırladım. Şimdi saygıdeğer izleyenler, kameraman kardeşimiz bunu zoom yapabiliyor mu bilmiyoruz. Yapıyorsa seviniriz. Evet, olaylı bir maçtan görüntü. Evet beyler teşekkür ederim. Çok iyi hatırlıyorum. Sami Babuşoğlu maçın hakemiydi. Sami Babuşoğlu mu? Evet. Maçın hakemi de Sami Babuşoğlu'ymuş. Kendisine selam, sevgi ve saygılar yolluyoruz. Evet. Bu arada bir de resim alalım. Allah'ım ben de Ahmet abi. Ben de rahmetli Ahmet 55 ile Hasan abi arasında geçen bir muhabbeti şey yapacağım. Ortaokulda okulu asmıştım. Sizin maçı seyrettim. Sen gol yedikçe demişti ki Ahmet abi. Ya Hasan 40 yaşına geldin hala gol yiyorsun. Sana böyle bir yanısı var yani. Teşekkür ederiz. Rahmetle millete şükranla yad ediyoruz. Rahmetle beraber. Şimdi bir senin fotoğraf makinenle bize bir resim al. Öyle değil senin. Sigara içmem ben. Bu bize aldın değil mi toplar?